Yani dört ortak aslında belki biraz fazla ama oradaki biz verimi de görüyoruz. Yani bizim işimize aslında çok yarıyor Hyperlab'de yani. Direkt her zaman böyle telefonu açınca anında cevap veren. Direkt böyle zaten bir ilişkimiz var. O da direkt yansıyor. Yani bir arkadaştık zaten önceden. Bir yandan da ortağız. Herkese merhabalar. Ben Mobicik Dundan Batuhan. Bugünkü konuğum Hyperlab'in kurucu ortağı ve CEO'su Abdurrahman Kurt. Kendileri 7,5 milyon dolar üzerinden yeni bir yatırım aldı. Hem hayırlı olsun demek hem de süreci konuşmak için Abdurrahman'ı konuk ettik. Abdurrahman, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz bu yoğunlukta kabul ettiğin için. Abdurrahman, şimdi 4 ortaksınız. Herkes Crytek'te çalıştı. Crytek ülkemizin gururlarından bir firma. Crytek sonrasında bir oyun, kendi stüdyonuzu kurma kararı almışsınız. Evet. Geçişte nelere dikkat ettiniz? Oradaki tecrübe size neler kattı bu yolculuğa başlamadan önce? Şöyle, oradaki tecrübe aslında hani hem kurumsal bir firmadan gelmiş olmanın bir tecrübesi vardı. Bir yandan da bir oyun firmasından aslında büyük bir oyun firmasının oradaki işler nasıl ilerler, nelere dikkat edilmesi lazım. Yani onun bir tecrübesi vardı. Yani oradaki aslında en beğendiğimiz şeyleri bunların hepsini bizim firmamızda da kullandık. Ve bence bizim işimize yarayan en büyük oradaki tecrübe şu. Dördümüz de aslında her aşamayı böyle çok inceleyip sık dokuyoruz. Yani ileride şöyle bir şey olabilir. Ona göre biz şu andan şimdi böyle bir şey yapalım. Yani hep böyle ilk günden itibaren çok aslında ileriyi düşünerek hep bir hareketler yapıyoruz. Onun aslında oradaki işte kurumsal firmanın bir etkisi var. Yani bir deneme yanılma değil de önceki tecrübelerimiz, çünkü dört ortak da ayrı yerlerde çalıştı, şey yaptı. Bütün o firmaların hepsinin aslında orada birikmiş bir know-how vardı. O tecrübenin aslında tamamını Hyperlab'e yansıttık. Hani buradaki işte şirket kültürü şey falan, onlardan da mesela bahsederim. Bu aşamalarda hani bize çok katkısı oldu Crytek tarafının ve Peki önceki. Crytek'te şimdi PC'de uğraşıyordunuz. Şu anda ama mobil oyun firmasısınız. Oradaki bir geçişte bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani mekanikler tamamen farklı, kitle tamamen farklı. Şu an Aynen. hyper-casual yapıyorsunuz. Oradaki tecrübeyi yani sistemsel olarak aktarmışsınız ama oyun tasarımı konusunda nasıl bir tecrübeyle başladınız? Onu şöyle söyleyeyim. Aslında çok sıkıntı çektik. Yani o tarafı görmeyip direkt başlasaydık daha kolay olabilirdi. Çünkü bir yandan orada işte bazı böyle Türkiye'de VR projesi yaptık biz bir ara. İşte böyle uzun soluklu bir VR projesiydi. Bir yandan işte PC, işte publishing, yani orada bir Warface oyunu vardı. Onun publishingini yapıyorduk. Yani ayrıyetten ufak tefek böyle mobil projelerimiz de vardı ama direkt hyper-casual gibi değildi. Biz şeyle ilk başta çok zorlandık. Hani olabildiğince çok basit yap. Hani üzerine çok uğraşma, çok böyle kaliteli yapmaya uğraşma yani aslında. Orayı bayağı işte zaten o zaman da Rolik tarafıyla çalışıyorduk yine. Şu anda Rolik'le çalışıyoruz. Orada hatta Burak böyle kafamıza hani vura vura şey yapıyordu yani. Abi uğraşmayın, abi yapmayın falan. O bizi böyle şey yapıyordu. Yani hyper-casual tarafa geçince aslında biraz sıkıntı çektik. Çok çünkü üzerine böyle kaliteli yapmaya çalışıyorduk. Ekstra bir şeyler koymaya çalışıyorduk. Ama zamanla o da oturdu yani bizim tarafta, öyle söyleyeyim. Peki niye mobil? Neden mobil? Ya şöyle aslında o zaman yani biz sektörü de bir yandan takip ediyorduk. Bazı mobil projelere de başlamıştık. Yani mobil tarafta aslında çok böyle hızlı bir gelişim vardı. Yani hatta biz geç bile kaldık. Yani 2019 yılında girdik ama yani en azından treni kaçırmadık yani, öyle söyleyeyim. Ya bir iş modeli olarak aslında biz baktık yani bu şeye. Ve o zaman aslında bir opportunity vardı. Ona böyle hızla gittik. Yani ve onun da doğru karar olduğunu şimdi görüyoruz yani. Hani tecrübeler de onunla paralel ilerlediği için yapabileceğimiz de bir işti. Hani ondan emindik yani. Tam böyle denk geldi diyebilirim yani. Peki. Biraz daha business tarafı yani. Burada mobil olmasının etkisi. Yani o zamanki işte publisherlar yani bir indie oyun ya da işte AAA bir şey yani pek çıkmazdı buradan. Ama şu anda mesela zaten şeyler de gözüktükten sonra hani 2 yıl sonra diyoruz ki işte Türkiye'de bu kadar oyun firması var. Hani bir ortam var ki bu kadar oyun firması oluşuyor. Yani aslında sebep sonuç direkt. Peki başlangıçta hani mobille başlayalım dediniz ama siz hyper-casual'a başladınız, bir fırsat gördünüz, bir iş modeli olarak kurdunuz ama direkt yani ilk gün yol haritası neydi? Böyle 3 senelik, 5 senelik bir plan yaptınız mı?
ya da bir mobille trend bu şekilde zaten diye başladınız. Gerisini yolda karar veririz. Şöyle aslında ilk bizim başlangıç sebebimiz hani güzel bir ortam olsun. Kendimizin de güzelce hani böyle şey çalışabileceği. Çünkü önceki iş yerimizde Crytek'te de çok güzel bir ortam vardı yani. Hani biraz daha böyle sektörde de hep yeni kafalar geliyor. Daha gençler mesela daha farklı firmalar kuruyor. Hani Türkiye'de böyle bunu yapabilelim, bunu başarabilelim. Başarı hikayeleri de vardı o zaman yine. Hani bir örnek aldığımız işte ne bileyim Gram Games, Peak Games o zaman da yine çok iyi durumdaydı yani. Bunlar yani bunun gibi bir şey yapabiliriz diye başladık. Hani ve güzel bir ortam kurarsak, işte güzel bir ekip toplarsak. Çünkü önceden gördük Crytek tarafında ve o diğer şirketlerde. Hani güzel ekip aslında bir şeyin iyi sonucunu doğuruyor. Yani bir fabrika değiliz. Gerçekten düzgün insanları güzel bir ortamda buluşturunca başarı da beraber geliyor. Hani ilk bizim roadmap'imizde o vardı. Ekibi güzel bir şekilde büyütmek. Hani onu başardık. Şu anda işte 16 kişilik bir ekibiz. Sonraki aslında şeylerimizde bir sonraki roadmap'te işte milestone iyi bir oyun tutturalım. Hani bir oyun tutturalım ve işte bunu böyle milyonlar indirsin. Onu da geçtiğimiz aylarda başardık. Ve Hand Evolution Runner tuttu. Aslında bundan sonraki kısımda da işte yatırımı hedeflemiştik. Ama yatırımı çok erken almayı düşünmüyorduk. Yani 2,5 sene gibi bir rakam geçti. Sene geçti. Yatırım tarafı da okeylendi. Hani böyle işler aslında biraz da rast gidiyor. Yani işte sen böyle ne kadar uğraşırsan şey yaparsan o kadar da geri geliyor yani. Bundan sonraki hedefimiz aslında ekibi bu şekilde devam edip büyütmek. Yani yatırımı da zaten bunun için bir şey yaptık. Ekibi büyütmek. Sonrasında bir sonraki hedefimiz aslında yine şey var. Yani casual tarafta böyle daha işte bir product üzerine uğraşıp hani onun üzerine yoğunlaşmak. Yani böyle hedeflerimiz var. Ama bunun için de aslında hyper casual tarafı bizim için çok güzel oluyor. Bir yandan işte kısa kısa projelerde bütün ekip tamamen öğreniyor. Aynı seviyeye çıkıyor. Burada böyle şu anda o çekirdek ekibi kurmak bile 2,5 sene aldı. Yani bundan sonraki süreçte de belli bir süre yine hyper casual'da devam edip aslında sonradan sektörün de yani yönüne göre hani bazı kararlar vereceğiz. Ama o zaman casual tarafı da düşünüyoruz. Okay. Öyle söyleyeyim. Dediğin duruma stars are aligned yani. Yıldızlar hizalandı. Sizin için bildiğin öyle gitmiş hani. Aynen. Güzel bir durumdasınız. Şimdi aslında bir sonraki sorumu da biraz açıkladın ama şu an ne aşamadığınıza gelecektim ama zaten bir yatırımı bir geç alalım demişsiniz. O noktaya geldi evet. Zaten yatırım aldınız. Fakat bu noktadan sonra yatırım esas ne için kullanılacak? Çünkü zaten bir yayıncınız var. Hyper casual için yani değerleme de yüksek bir şey ama hybrid casual da var. Casual'a da kaymak evet. İstiyorum diyorsunuz. Bu yatırım daha çok hani şirketin gelecek planlarını da içine kapsıyor. Şöyle aynen tamamen kapsıyor. Orada aslında Avni Yerli bizim için çok önemliydi. Hani yatırım sürecinde. Zaten bizim eski patronumuz. Yani onunla da böyle çalışıyorduk Türkiye tarafında. O aslında Frankfurt tarafındaydı. Zaten CEO'luk görevini devam ettiriyordu. Ama Türkiye'deki projelerde ya da işte Almanya'ya bazı önerilerde falan beraber çalışıyorduk. Aslında oradaki stratejik insan Avni Yerli oldu. Yani yatırıma da biz de istemedik yani. Hani çünkü dediğin gibi bir yandan devam edebilirdik aynı şekilde. Ama bir böyle fark yaratmak da istiyorduk. Ve bunu da işte ekibi daha genişletip oyun tutturma ihtimalimizi daha çok arttırıp o şekilde yapabileceğimizi düşündük. Yani yatırımın aslında bizim için şu an en önemli konusu ekibi büyütmek. Yani ekibi büyüttükten sonra zaten LinkedIn'de de şeyde de hani böyle şu anda aktif bir şekilde arıyoruz. Ekibi büyüttükten sonra zaten işte o bir sonraki hedeflere doğru ilerleyeceğiz ve orada da mesela farklı yatırım turları yine aynı şekilde olabilir. Hani şey tarafı da değerleme tarafında da hani bu ekibin ve ileride ulaşabileceği potansiyele göre aslında bir değerleme biz oluşturduk. Hani o karşı taraf tarafından da kabul gördü. Ve bunun sonucunda aslında gerçekleşti. Çok ufak ortaklık yapısını söyleyebilir misin bir? Dört ortak kolay da bir şey değil çünkü. Çok da gördüğümüz evet. Durum da değil. Oradaki yapı nasıl? Şöyle, biz zaten hepimiz yani Crytek'te tanışıyorduk. Ve herkesin farklı farklı iş kolları vardı. İki ortağım aslında daha teknik tarafa bakıyor. Biz de diğer işte Halit'le beraber daha business tarafına ve işte ekip tarafına, level design İşte fikir üretimi tarafına bakıyoruz aslında. Yani teknik dışındaki her şeyle biz ilgileniyoruz. Halit Altuntaş var. Beraber işte çalıştığımız. Utku Bayat ve Berat Can da aslında direkt teknik tarafa bakıyorlar.
Hani teknik taraftaki ilerleyişten, işte bizim içimizde yazdığımız böyle framework'ten şeyden onlar da sorumlular. Herkes aslında birbirini tanıyınca ve böyle önceden de tanışınca bizim ortaklık yapımız çok güzel ilerliyor. Yani dört ortak aslında belki biraz fazla ama oradaki biz verimi de görüyoruz. Yani bir kişi bir işle uğraşırken geri kalan aynı şeyle farklı bir şeye odaklanabiliyor. Bizim işimize aslında çok yarıyor Hyperlab'de yani. Direkt her zaman böyle telefonu açınca anında cevap veren. Yani o mesela bir kere bile çalmıyor mesela. Berat'ı aradığımda ben onda mesela çok şey oluyorum yani. Direkt böyle zaten bir ilişkimiz var. O da direkt yansıyor. Yani bir arkadaştık zaten önceden. Beraber tatile de gidiyorduk, şey de yapıyorduk. Yani şimdi bir yandan da ortağız. Şimdi hyper casual'a başladınız. Hybrid casual'a tabii trend de oraya kayıyor. Ama bundan sonra casual planları da var. Peki casual'a kayarsanız o zaman self publishing mi? Yine bir publisher düşünüyor musunuz? Ya da o tarafı bırakarak mı? Yani hyper casual tarafını bırakarak mı geçiş yapacaksınız? İkisi ya da iki operasyon ayrı olacak. Ya orada aslında zaten Rolik'le bizim aramızda böyle çok yakınız. Onlar da ilk baştan beri onlarla çalışıyoruz ve İlk başta direkt fikir toplantılarını böyle Burak'la falan yapıyorduk yani. Her gün görüşüyorduk. Orayla zaten biz hani irtibatı pek koparmayı düşünmüyoruz yani. Onlarla yine aynı şekilde konuşunca direkt her iş modeline zaten açık yaklaşıyorlar. Yani o gelecekte ne olur tam olarak bilinmez tabii ama yine mutlaka onlarla böyle bir görüşüp aslında yani böyle bir şey yapıyoruz. Zaten görüşüyoruz bir yandan da işte Burak'la, Utku'yla. Onlar da çok böyle samimi bir şekilde kafalarını ne düşünüyorlarsa direkt söylüyorlar. Hani o yüzden bu ileride mesela self publishing'e de kayabilir. Bir yandan Rolik'le çalışırken kendi self publishing'imizi yapabiliriz. Farklı konuda mesela casual bir alanda. Hani böyle seçenekler var. Seçenekleri direkt aslında o da biraz süreç üzerinde belli olacak. Yani nasıl bir şey o anda planladıysak veya işte belki bir yeni yatırım turuna çıkılacak. Oradaki değere göre de mesela belli olabilir. Bunların hepsi böyle masada duruyor aslında. Ama işte bu aslında ilişki bizim yani güvenimizi arttırıyor. Yani özellikle Rolik'le kurduğumuz ilişki, kendi aramızda kurduğumuz ilişki. Aynı şekilde mesela bundan sonra da Avni Bey'le mesela kurduğumuz ilişki de yine böyle her aşamada aslında daha da bir güvenimiz artıyor. Ona göre karar vereceğiz aslında. Şimdi baktığımız zaman yani bayağı ideal bir firma yapısı görüyorum ben. Dört ortak var, birbirini tanıyor. Zaten iki senedir beraber çalışıyor. Hani Avni Yerli gibi bir isim yatırım turunda. Şirketin bir aldığı bir yatırım var. Rolik gibi güçlü bir yayıncıyla çalışıyor, ilişkiler de güzel. Yani imkanlar gayet yerinde. Bu arada iş ilanlarını, Hyperlab'in bayağı bir açık iş ilanı var. Onu da bizim platforma ekleriz. Oradan da bulabilirsiniz. Yani bu tabloya baktığımızda bayağı opsiyonlar aslında önünüzde açık. Tebrik ederim yani. Orada yani yol haritası o yüzden sormuştum. Hani bugünü planlamıyorsunuz aslında ama belli bir seviyede devam edince gayet iyi bir duruma gelmişsiniz. Teşekkürler. Şimdi klasik sorumuza geçiyoruz o zaman. İsim nereden geldi? İsim Halit'ten geldi. Halit Altuntaş, ortağım. O bu konularda iyi yani. Ve böyle bizi çok şeyden de kurtarıyor böyle yüklerden. Ve hakikaten isime sonradan çok talip olan da oldu. Yani İşte mesela Rolik Game Hub'ı kurarken onu mesela alt katlarında işte bir alan vardı. Orada işte böyle stüdyoları vardı. O zaman beraber çalıştığımız 5 stüdyoyduk orada. İşte ya bu ismi bize verin falan, hani burası Hyperlab'tan böyle işte laboratuvar falan çok güzel uyar falan. Hani böyle farklı farklı firmalar herkes övüyor. Direkt Halit'ten geldi. Yani o şey yetenekli. Kendisi böyle tak diye böyle bir isim çıkarabiliyor yani. Biz de çok beğendik zaten. Ya şey logo işte şeyler falan da çok güzel oldu. İkonlar falan da çok güzel oldu. Yani böyle ağır aslında bir kurumsal kimliği de var hani firmamızın. Ama bir yandan da işte klasik, eğlenceli şey. Hani onu da o şekilde yansıtmaya çalışıyoruz yani. Hani bir yandan sektördeki şeyleri görebiliyoruz. İşte burada iyi olan ne var? Hani biz bundan ne alabiliriz? Hani onları böyle yansıtıyor ama bir yandan da böyle ağır başlı. Zaten ofisimiz de mesela öyle. Yeni açıldı bu arada. Ofisimizde birkaç ay oldu daha. Bayağı uğraştık, şey yaptık. Kağıthane'de, İstanbul'da. Türkiye'ye gelirsen de bekleriz. Tamamdır. Yakında geliyorum. Davetiye aldık. Peki, şimdi mobil oyun firmalarıyla konuşurken ben hep insanların gönlünde bir PC oyunu yapmak var. Siz o kadar tecrübeye rağmen hani bir mobille bir başlayalım demişsiniz ama ileride
Hani PC'ye bir dönüş olur mu? Crytek Tecrübe kullanılır mı? Yani şu andan direkt böyle hani en safe cevap olabilir. Ama ya benim mesela şeyde de var, bizim Crytek'te çalışırken birkaç oyunda kredi bölümünde ismim var. Yani onları da tikledik yani en azından. Ya VR oyun mesela VR simülasyon projesi yapmıştık biz, böyle uzun süreli bir projeydi. O da mesela bilgisayara bir projeydi yani. Hyperlab'de yapmamıştık da bir önceki firmada. Yani oradan mesela çok deneyimli arkadaşlar falan da var içimizde. Yani aslında yapalım desek direkt yeni işte ekip arkadaşlarımızla beraber yapılabilecek bir iş yani. Ama çok kompleks, çok işte yatırım gerektiren, hani çok uzun süreçler gerektiren bir iş. Hani şey, net olarak böyle şey yapamıyorum ama tabii mesela öyle bir imkan oluşursa, şey oluşursa yani yapmak isteriz yani, olabilir diyorum. Yani mesela bir Avni Bey böyle bir şey dedi falan. İşte şu an bizi yapalım. Aynen. Aynen. Vallahi niye CryEngine, Crytek yani arkasında destek olduktan sonra yapılmayacak değil. Şimdi yatırım turunu yeni kapattığınız için oradan bir soru soracağım aslında. Girişimcilere tavsiyeler benim son sorum. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Yani yatırım turunda dikkat edilmesi gerekir. Şimdi eski patronun da işin içinde olması tabii özellikle bir tohum yatırım turunda en önemli şeylerden bir tanesi girişimciye güven. Girişimcinin bu, evet, bu parayı yürütebilir mi, yönetebilir mi vesaire. Siz onu en azından geçmişsiniz. Ama yine de hani nasıl bir süreç yaşadınız orada? Yani önemli bir iki tane şey söylersen. Ya aslında o süreç hakikaten çok sancılı geçiyor. Bir yandan da bayağı yoğun bir şekilde bir güzel bir değerli bir şey çıkıyor. Bir yandan işle onu yürütüp bir yandan da tamamen buraya odaklanmak yani farklı bir şey. Mesela tek bir founder bunu zor başarır yani. Hakikaten orada ortaklarına ihtiyacım var yani. Dediğin gibi hani güven konusu bence önemli. Orada işte çok erken aşamada işte çok fazla yüzdeyle böyle bir yatırım almak yani pek aslında şey değil. Tabii orada yine değişiyor süreçte. İşte venture stüdyolar oluyor. Belki sana çok fazla şey katacak. Hani orada yapılabilir bir şey haline geliyor bu. Ama aslında güvendiğin bir kişiyle yola çıkmak çok önemli. İşle hiç alakası olmayan biriyle mesela ortaklık kurmak bence ilk aşamada, bizim gibi yani böyle erken aşamada çok riskli. Yani çünkü insanların farklı beklentileri olabiliyor ve sen onu karşılamak durumundasın artık. Hakikaten mesela biz şeyi anlatırken bile işte hypercasual nedir, şey nedir diye hani Avni Bey zaten biliyordu. Yani zaten bunu şey yaparak bir yatırım yapmak istiyordu. Hani orada aslında bütün böyle bunların yan yana gelmesi ve işte sözleşme süreci, yani orası çok önemli. Gerçekten olabilecek tüm her şeyi düşünüp ona göre bir sözleşme yapılması gerekiyor. Yani karşıdaki insana ne kadar güvenirsen de asıl sonuçta şey olan belge sözleşme. Hani orada kimseye şey yapmadan her şeyi düşünerek tamamen böyle profesyonelde bir yardım alınması gerekiyor. Ya bu süreçler önemli. Eğer yola çıkılmışsa direkt bunlarla başlanılması lazım. Ve şeye de dikkat edilebilir. Ekstra buradan bir tavsiye. Bir sürü firma işte size yatırım yapmak için geliyordur ya da geliyor gibi gözükebilir. Hani onlarla böyle bir gizlilik sözleşmesi yaparak mesela bir başlamak her zaman daha böyle profesyonel, daha iyi. Çünkü ne bileyim verdiğiniz işte bilgileri bedava böyle bir danışmanlık hizmeti olarak da kullanılabilir yani. Hani bunları da böyle aslında göze alarak şey yaparak her şeyi böyle adım adım ilerlemek, işte profesyonel bir yardım almak çok önemli. Yani ileride oluşabilecek bütün baş ağrılarına hiç gerek yok yani, en baştan işi sıkı tutmak daha iyi. Tabii yatırım alacağım diye birden girişmeye gerek yok. Başlangıçta yani o yola gireceksek bayağı bir şeyi özellikle kontrat nezdinde halletmek lazım. Bir de çok önemli bir şey söyledin. Erken aşamada işe direkt katkısı olmayan biriyle ortaklık yapmak uzun vadeli bir sıkıntı yaratabilir. Ya da uzun vadeli sıkıntı yaratmayacaksa da kısa vadede bir problem yaratabilir. Abdurrahman çok teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim abi. Su gibi bir röportaj oldu. tekrar hayırlı olsun diliyorum. Abdurrahman bana bir kart vermişler kendi etkinliğinde. Benim masamda duruyor. Çünkü çok güzel bir baskı yapmışlar. Demek ki güzel bir tasarımcıları var şimdiden ben. Evet. Söyleyeyim. Eğer Hyperlab'de çalışırsanız
böyle güzel bir kart vizite sahip olabilirsiniz. Abdurrahman çok teşekkürler. Seni İstanbul Haliç konferansımızda tüm ekiple beraber bekliyoruz. Okey abi. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Tamam. Hoşçakalın.